Yaklaşık 10 gündür cezaevinde. Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na oğlumun raporunu belirttim. Ve oğlumu Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinden cezaevi doktoru aradı. Durumunun ciddiyetini öğrenmek için cezaevi doktoru Adnan Menderes Üniversitesi'ne bir memur göndererek burada oğlumun kanser olmadığını kesin öğrenmek için gönderiyorlar. Oğlumun doktoru acilen 20 dakika içerisinde oğlum Sercan Seyyar'ın Adnan Menderes Üniversitesi'ne getirilmesini, bunun hayati tehlikeye taşıdığını belirterek o gün hastaneye götürüp trombosit kan alıyor oğlum. Yani benim oğlum trombosit kanı aldıktan sonra hemen hastaneden gönderilmiyor. Burada da hastanede yatırılıp gözaltının altında tutularak gerekirse terapi alıyor. Devamlı benim oğlum doktor kontrolü altında olduğu için oğlumun hayati riski taşıdığını da belirttim. Ancak ben oğlumun Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde koşullarında hiçbir şekilde iyileşmeyeceğini, oğlumun iyileşmesi için, tedavisini sürdürebilmesi için gerekirse kelepçe kontrolüyle, gerekirse adli kontrol şartıyla oğlumun tedavisinin yapılmasını ve bitmesini istiyorum. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanlığımızdan bunu istiyorum. Allah rızası için oğlumun cezaevinden çıkarılıp tedavisinin devamını sağlarlarsa onlara ümit vereceğim. Benim oğlum en ufak bir darbede rahatsızlanıp kanı pıntılaşıyor. Benim oğlumun cezaevinde bu hastalığının tedavisi olmadığı sürece öldüğünde bana bunun hesabını kim verecek? Bunu ben çok merak ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım ve Adalet Bakanlığımızdan lütfen yardım istiyorum.